Merhaba efendim, İçel TV'desiniz, aynı zamanda İçel FM'desiniz. İçel TV'de İçel Gündemi programını sizlere aktarıyoruz. İçel FM'de de frekansınıza eş zamanlı geliyoruz. Ve İçel TV'nin tüm sosyal medya hesaplarında da canlı yayında sizlerle birlikteyiz efendim diyelim. Ve Mersin'le ilgili neler yaşandı programımızda sizlere aktaracağız. Yerel gazete başlıklarına bakacağız, sizlere aktaracağız. Günün makalesini aktaracağız sizlere ve son saatlerde ve dakikalarda yaşanan gelişmelere de kısa kısa değineceğiz efendim. Tabii 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'yla ilgili kutlamalar başladı ve 19 Mayıs gününün akşamına, daha doğrusu 20 Mayıs gününün sabahına kadar kutlamalar coşkulu, heyecanlı, gururlu bir şekilde devam edecek Mersin'de. Tüm Türkiye'de bu yıl 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı çok daha coşkulu, heyecanlı ve gururlu bir şekilde kutlanacak. Çünkü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu'yu işgalden kurtarmak amacıyla Samsun'a ilk ayağını bastığı tarihin 100. yılı efendim. Mersin'de Mersin Valiliği'nin düzenlediği etkinlikler olacak. Ayrıca Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ve ilçe belediyelerinin katacağı, destekleyeceği etkinliklerle çok güzel, son yılların belki de en güzel 19 Mayıs kutlaması gerçekleştirilecek Mersin'de. Konserler olacak, sportif aktiviteler olacak, yarışmalar olacak ve 19 Mayıs'a yönelik olarak halkın geniş bir şekilde katılımıyla meydanlarda kutlama gerçekleştirilecek. Resmi kutlamalar pazar günü 19 Mayıs'ta sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Ancak bugünden itibaren kutlamalar başladı. Bugün Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşımız okundu ve tabii bugün gençlik yürüyüşü de gerçekleştirildi. Mersin'den çeşitli okullardan öğrencilerin katılımıyla Tevfik Sırrı Gür Stadyum Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yüründü ve gençlik yürüyüşüne de yüzlerce öğrenci katıldı. Ve ayrıca 16, 17, 18 Mayıs tarihlerinde de çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek ki ilerleyen saatlerde ve günlerde bu etkinliklerin ayrıntılarına da geniş bir şekilde yer vereceğiz diyelim. Ve efendim gelelim şimdi Mersin'deki diğer gelişmelere. Yangın haberiyle başlayalım efendim. Bugün sabah saatlerinde Mersin'de Huzur Kent'te dumanlar yükselmeye başladı. Tabii bir strafor fabrikasında yangın çıkmıştı. Yangına müdahale edildi itfaiye ekipleri tarafından. Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir strafor fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Akdeniz ilçesi Huzurkent Mahallesi D400 Karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir strafor fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın binadaki köpük ve yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede tüm fabrikayı etkisi altına aldı. Bağlarbaş ışıklarında strafor fabrikası alev alev yanıyor binada. Yaklaşık yarım saattir yanıyor. Ara ara patlama var. İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Büyük çapta maddi zararın yaşandığı yangının çıkış nedenini bulmak amacıyla yapılan çalışmalar sürüyor.
Geride bıraktığımız gün Tarsus ilçesinde Berdan Nehri'nde bir erkek cesedi bulundu ve o cesedin kimliği de belirlendi. Tarsus ilçesinde Berdan Nehri içerisinde erkek cesedi bulundu. İki gün önce öğleden sonra Berdan Nehri üzerinde bulunan Tarsus Şelalesi'ne giden iki kadın burada fotoğraf çekilirken su içerisinde bir erkek cesedi gördüklerini, cesedin suda sürüklendiği ihbarında bulundu. Bölgeye arama kurtarma, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Su içerisinde iki gün boyunca balık adamların yapmış olduğu çalışmalar neticesinde ceset bulundu. Şelalenin yaklaşık 500 metre ilerisinde toz koparan mahallesi yakınlarında yer alan sazlık alanda erkek cesedi bulundu. Cesedin yapılan araştırmalar neticesinde 46 yaşındaki İhsan G'ye ait olduğu belirlendi. Cesedin psikolojik sorunlar yaşadığı ve tedavi gördüğü öğrenilen 46 yaşındaki İhsan G'ye ait olduğu sabitlendi. Şahsın daha önce de birkaç kez intihar girişiminde bulunduğu belirlenirken ölüm nedeninin yine intihar olabileceği üzerinde duruluyor. Şimdi efendim Berdan'la ilgili, Berdan Nehri ile ilgili bir haber daha aktaracağız sizlere. O konuya yönelik de bazı şeyler söyleyeceğim. Haberimizi izleyelim, sonrasında aktarayım o uyarıları da, o bilgileri de. Berdan Nehri'nde genç bir işçi kayboldu. Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçisi 17 yaşındaki Suriyeli Mahmut Erşe serinlemek için girdiği ırmakta kayboldu. Erşe'nin bulunması için çalışmalar sürüyor. Olay Tarsus ilçesine bağlı Egemen mahallesinde yaşandı. Mahalle içinden geçen Berdan Irmağı'na serinlemek için girdiği iddia edilen 17 yaşındaki tarım işçisi Mahmut Erşe suda kayboldu. İhbar üzerine polis ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Erşe'yi arama çalışmaları sürüyor. Tabii yaz ayları geldi. Sıcaklarda erkenden ani bir şekilde başladı. Mersin sıcak, Tarsus sıcak. Mersin'in sahil kesimleri aşırı derecede sıcak değerli seyirciler. Ve tabii ki sıcak bastırınca Mersin ili genelinde özellikle Tarsus bölgesinde sulama kanallarında ve Berdan Nehri'nde serinlemek amacıyla suya giriyor gençler, çocuklar ve yetişkinler. Ama tabii ki Baraj Gölü'nde olsun, Berdan Nehri'nde olsun, sulama kanallarında olsun yapılan bütün uyarılara rağmen çok iyi yüzme bilseniz bile buralarda yüzülmez, buralarda yüzmek tehlikelidir, sakıncalıdır diye hem yüzülmesi muhtemel yerlerde basın aracılığıyla direkt hoparlörlerle mahallelerde yapılan uyarılara rağmen yine de can kayıpları yaşanıyor. Ve ümidimiz bu yıl böyle bir can kaybının yaşanmaması. Lütfen efendim çok iyi yüzme biliyorsanız bile Berdan Barajı'na, Berdan Nehri'ne, sulama kanallarına, Mersin ili genelinde bulunan çaylara, derelere lütfen ama lütfen girmeyin. Çünkü hayati tehlike söz konusu, bilmediğiniz bir zemin, kaygan zemin, suyun aniden çoğalması ölüme neden olabiliyor. Lütfen efendim. Şimdi devam edelim. Şuradan başlayalım değerli seyirciler. Şuradan devam edelim. Mersin'in tabii ki çevre sorunları var. Çevre sorunlarının başında da Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve balık çiftlikleri geliyor. Ve diğer çevre sorunları da var. İşte bu çevre sorunlarıyla ortak mücadele etmek ve toplumun tamamının, Türkiye'nin bu konuda dikkatini çekmek amacıyla Mersin'de birçok sivil toplum kuruluşu bir araya gelerek ortak çalışma ve eylem yapma kararı aldı. Mersin Barosu, Mersin Kent Konseyi, Mersin Nükleer Platformu ve Çevre Mühendisleri Odası işbirliğinde Mersin'deki çevre sorunlarının çözümüne yönelik atılması gereken adımlarla ilgili hazırlık toplantısı yapıldı. Toplantıda nükleer santrale karşı eylem hazırlığı ve Mersin'de balık çiftliği kurulmak için ÇED olumlu raporu alan 22 firmaya dava açılmasına karar verildi.
Mersin Kent Konseyi'nde düzenlenen toplantıya Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Kent ve Çevre Komisyonu üyesi Avukat Murat Akın, Mersin Kent Konseyi Başkanı Yasmina Lokmanoğlu, Nükleer Karşıtı Platform Dönem Sözcüsü Osman Koçak, Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Sinan Can katıldı. Toplantıda Mersin'de balık çiftliği kurmak için ÇED olumlu raporu alan 22 firmaya dava açılmasına, Akkuyu'da devam eden nükleer santralde reaktörün oturacağı beton temel üzerinde ard arda oluşan çatlakların büyük felakete sebebiyet vermeden projenin acilen iptal edilmesi için ortak basın açıklaması yapılmasına ve Akkuyu'da halkın da katılımı sağlanarak nükleere karşı halk zinciri oluşturulmasına, bunun yanı sıra deniz kirliliğine dikkat çekmek için yapılacak olan ortak farkındalık çalışmaları hakkında fikir alışverişi yapılmasına karar verildi. Eylem planlarının süreç içerisinde yapılacak olan ikinci toplantıda detaylandırılması kararlaştırıldı. Ülkemizde bu topraklarda 180 yıl önce başladı bilimsel eczacılık eğitimi. Ve tabii ki 180. yıl dolayısıyla Mersin'de eczacılar odalarında, eczacılar odasında buluştular, bir toplantı yaptılar ve eczacıların sorunlarını kamuoyuyla paylaştılar. Mersin Eczacılar Odası'na üye eczacılar, Türkiye'de bilimsel eczacılığın eğitiminin başlamasının 180. yılı nedeniyle oda binasında basın açıklaması yaparak mesleki sorunlara dikkat çekti. Mersin Eczacı Odası Başkanı Özgün Sağır, 2018 yılının 3. çeyreğinde ekonomik krizin etkisiyle ilaç yokluğu yaşandığını, 2019 yılında avro kurunun 3.40 lira olarak sabitlenmesinin ardından sorunun biraz olsun hafiflediğini belirtti. Değerli basın mensupları, değerli meslektaşlarım, sağlığın bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olmasını kendine görev edinmiş, bu anlamda yemin etmiş binlerce yıllık bir mesleğin bireyleri olarak bugün bu topraklarda 14 Mayıs 1839 yılında başlayan bilimsel eczacılığın 180. yılı dolayısıyla yaptığımız basın açıklamamıza hepiniz hoş geldiniz. Değerli basın mensupları, değerli meslektaşlarım, ilaç eczacılık ve sağlıkta yaşananları iyi anlayabilmek için öncelikle büyük resmi iyi tanımlamalıyız. Dünyada geçerli evrensel kriterler vardır. Bir ülkede olmazsa olmazlar vardır. Bunların temeli hukuk, adalettir. Eğer ülkede hukuk ve adalet yoksa bu kriterlerin güvencesinde olan özgürlüklerden ve bunlardan direkt etkilenen iyi ve güçlü ekonomiden de bahsedemeyiz. Kötü bir ekonomi ise toplumun her boyutunda, her düşüncesindeki kişilerin tüm sıkıntılarının kaynağını oluşturur. Bugün dünyada 2019 yılı hukukun üstünlüğü endeksi sıralamasına göre Kazakistan'ın 65. Nijerya'nın 106. olduğu sıralamada maalesef ülkemiz 109. sırada yer almakta. Bununla birlikte siz değerli basın mensuplarında birer ferdi olduğunuz camianızda, yani basın özgürlüğünde ise 120. sırada bulunan Nijerya'nın çok daha gerisinde 157. sırada yer almaktayız. Tüm bu parametrelerin ekonomi üzerindeki etkisinin olumlu yönde olacağını düşünmek ise Pollyanna'yla aşık atmaktan öte değildir. Kırılgan ekonomiler endeksinde Türkiye 34.41 puandayken daha birkaç yıl öncesine kadar büyük bir kriz ile savaşan Brezilya dahi bu endeks 16.98'dir. Değerli basın mensupları, değerli meslektaşlarım. Şimdi bu büyük resim içindeki sağlığın ve ilaç eczacının yansımasına gelecek olursak. 2018 yılı 3. çeyreğinde ülkemizde baş gösteren kriz ilaç yokluğuna damgasını vurmuştur. 2018 yılı başında ilaç fiyat kararnamesine göre ilaç fiyatlarının sabitlendiği euro kuru 2.69 lira olarak açıklanmıştır. Ancak krizin arttığı dönemlerde euro kuru 8 liralar civarını bulmuştur. Bu aradaki fark sektörü olumsuz etkilemiş ve başta ithal ilaçlar olmak üzere birçok ilacın temininde halk sağlığını tehdit eder seviyede sıkıntılar yaşanmıştır. O dönemde biz eczacı odaları ve birliğimiz içinde bulunduğumuz sıkıntının bir an önce çözülüp halk sağlığına yönelik yaşanabilecek olumsuzlukların giderilmesi adına somut ve objektif değerlendirmeler yaptık. Ancak sağlık otoritesi bizim tüm açıklarımızdan sonra elinde bulundurduğu medya gücüyle söylemlerimizin boş olduğunu ifade etti. Hatta bazı köşe yazarları açıklama yapan yöneticiler hakkında
bunları sallandırmak gerek diyerek yazılar yazdı. Ancak yaşanan süreç bizlerin haklı olduğunu ortaya koydu. Ve bu kanayan yaraya kısmen de olsa bir pansuman yapılarak 2019 Şubat ayında %26.4'lük bir fiyat iyileştirmesi gerçekleşti. Bu oran ile euro kuru 2019 yılı için 3.40 lira olarak sabitlendi. Fakat düzenlemenin üzerinden yaklaşık olarak 3 ayın geçtiği bugünlerde kur yine 7 seviyelerinde. Yani bugünlerde bir önlem alınmaz ise yakın zamanda hala etkisi devam eden ilaç yokluğu tekrar artmaya başlayacaktır. Değerli basın mensupları, değerli meslektaşlarım, Sosyal Güvenlik Kurumu ile birliğimiz arasında son imzalanmış protokole göre her yıl Nisan ayında revizyon yapılmaktadır. Bu revizyonlarda protokol hükümlerinin günceye uygun hale gelmesi için maddesel değişikliklerin yanı sıra ekonomik parametreler de yeniden gözden geçirilmektedir. Ancak bu yılki revizyonda daha masada görüşmeler devam ederken Sosyal Güvenlik Kurumu 3 Mayıs tarihinde provizyon sisteminde bir değişiklik yaparak süreci oldu bittiye getirmeye çalışmıştır. Bununla birlikte 9 ve 10 Mayıs tarihlerinde ayrı ayrı yayınladıkları mesajlarla tehdit edercesine davranarak eczacı kamuoyunda gereksiz bir tedirginliğe neden olmuştur. Oysa ki bu kurum ile birliğimiz arasında yıllardan beri yapılan ve alışılagelmiş bir protokol kültürü vardır. Bu kültürü göz ardı eden yetkililerin yaratmaya çalıştığı kaos nedeniyle dün Ankara'da merkez heyetimiz ve 54 Eczacı Odası Başkanı'nın katılımıyla bir toplantı gerçekleşmiştir. Bu toplantının akabinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk ile bir görüşme yapılmış. Sayın Bakan'ın olumlu ve aklı selim yaklaşımları sonucu olay bir krize dönüşmeyerek sonuçlanmıştır. Sayın Bakanımıza buradan bir kez daha teşekkür ediyoruz. Değerli basın mensupları, değerli meslektaşlarım, bulunduğumuz coğrafyada 2011 yılından beri devam eden kirli hesapların kanlı oyunundan o gün olduğu gibi bugün de huzursuzuz. Ancak bu ortamın bizim sektörümüze etkisi ise tam bir kangren. Yeminimiz gereği Suriyeli mültecilerin sağlığı adına o günden bugüne elimizdeki tüm imkanlar ile ilaçlarını temin etmekten çekinmeyen biz eczacılar artık dam ademe noktasındayız. Tüm talep ve uğraşlarımıza rağmen Göç İdaresi, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye Eczacılar Birliği arasında imzalanması gereken ilaç alım protokolü hala hayata geçmezken daralan ekonomiler, ilaç fiyatlarının, ilaç firmalarının ödeme vaatlerinde yaptığı düşüşler ve azalan eczane karlılığı karşısında Suriyeli mültecilerin ilaç ödemelerinde hala bir düzenin olmaması bizleri bir kez daha düşünmeye zorlamaktadır. Bu mültecilerin yükünü sadece eczacılar mı çekmeli diye. Bu konu hakkında tüm paydaşları artık zaman kaybetmeden bir masa etrafında bir araya gelerek çözüm üretmesi ise kaçınılmazdır. Değerli basın mensupları, değerli meslektaşlarım, toplum sağlığını ve kamu yararını her şeyin üstünde tutan sağlık çalışanları olarak hastalarımızın daha iyi bir sağlığa ulaşmaları her zaman öncelikli hedeflerimizden olmuştur. Ne yazık ki son dönemlerde tarafımızca asla kabul edilemeyecek uygulamalara üzülerek şahitlik ediyoruz. Bugüne dek eczanelerde, eczacı danışmanlığında halkımıza sunulan ürünlerin eczane dışından satılmaya başladığını, ticari kaygılar ile hareket edildiğini, toplum sağlığının hiçe sayıldığını görüyoruz. Bu tarz plansızca atılan adımların toplum sağlığı açısından geri dönüşü olmayan ve istenmeyen sonuçlara yol açabileceği uyarımızı yineliyor. Sağlık gibi hassas bir konuda reklamın ve pazarlamanın gücünün değil, sağlık çalışanlarının bilgi ve deneyiminin önemini vurguluyoruz. O nedenle de sizlerin aracıyla tüm halkımıza bir kez daha sesleniyoruz. İnternetten pek çok şey alabilirsiniz. Ancak anne bebek ürünlerini internetten almayın. İlacınızı, ilaç dışı sağlık ürünlerini internetten almayın. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, meclis üyelerine iftar verdi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi. Başkan Seçer, Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısı sonrasında meclis üyeleriyle iftarda buluştu.
İftar yemeğine Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, Aydıncık Belediye Başkanı Ferhat Aktan, Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, İyi Parti Mersin İl Başkanı Alican Özbayrak ve çok sayıda meclis üyesi katıldı. Seçer, yemekte yapmış olduğu konuşmada böylesi günlerde dostlukların pekiştirilmesinin önemine vurgu yaptı. Bugün niyet ettik, toplantımızdan sonra bir arada olalım, iftarımızı beraber yapalım. Bu mübarek günde, Ramazan-ı Şerif'te bu tip beraberlikler geleceğe dair bir altyapı oluşturmasında, dostluklarımızın pekişmesinde önemli rol oynuyorlar. Zaten Ramazan dediğimiz tam da bu. Bir arada olmak, birlik içerisinde olmak, paylaşmak, dertlerimizi, mutluluklarımızı konuşmak Ramazan'a yaraşır. Birlikteliğimizi, beraberliğimizi, mutluluğumuzu pekiştirecek bir takım işlemlerin içerisinde olmak. Bugün bir toplantımız oldu. Açıkçası bazı işleri usulette, suhulette konuştuğumuz zaman çok da güzel sonuçlara erişebileceğimizin işareti olan bir toplantı bugün gerçekleştirdik. Toplantıdan sonra kamuoyundan aldığım tepkiler beni son derece mutlu etti. İnsanların böyle görüntülere, böyle tablolara hasret kaldığını gözlemliyoruz. Umut ediyorum önümüzde uzun bir süre var, 5 yıl gibi bir süre var. Beraber olacağız, birlikte Mersin'i konuşacağız, Mersin'in sorunlarını çözmek için tartışacağız. Zaman gelecek, farklı fikirler ortaya süreceğiz, gerileceğiz, birbirimize öfkeleneceğiz, kızacağız ama sonuç itibariyle bu tartışmalar bittikten sonra yine de el ele, kol kola, ortak payda Mersin, ortak paydamız Türkiye bilinciyle yine çalışmalarımıza devam edeceğiz. Demokrasi dediğimizde tam da budur aslında. Bunun inşallah güzel bir şekilde Türkiye'ye örnek olacak şekilde bundan sonraki çalışmalarımızı da sürdüreceğiz. Önemli bir süreçten geçtiğimizi hepimiz farkındayız. Türkiye'de de siyasi iklim zaman zaman sert oluyor, sert rüzgarlar esiyor, önemli tartışmalara şahitlik ediyoruz. Elbette her birimizin bir siyasi partisi var, bir siyasi görüşü var. Ankara'dan esen rüzgarlar zaman zaman bizi olumsuz etkileyebilir ama bu etkileşimi en alt seviyede tutmamız gerektiğini düşünüyorum. Hep beraber bu zorlukları aşacağımızı düşünüyorum. Bugün burada olan değerli meclislerimize, değerli başkanlarımıza, partilerimizin değerli başkan ve yöneticilerine ve belediyelerimizde görev yapan bürokrat arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha nice beraberliklerde güzel zamanlar geçiririz diyorum. Hepinize ellerimi, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yerel gazetelerimize bakacağız. Programımızın bu bölümünde İçel TV'nin tüm sosyal medya hesaplarında ve İçel FM'de de şu anda canlı olarak dinliyorsunuz İçel Gündemi programını diyelim. Ve efendim yerel gazetelerden haberciye bakalım. Haberci diyor ki mültecilerin yükünü eczacılar çekiyor diyor. Az önce Mersin Eczacılar Odası Başkanı Sayın Sağır'ın açıklamalarına da yer verdik. 14 Mayıs Eczacılar Günü'nde Eczacı Odası Başkanı Özgün Sağır mülteci
Suriyeli mültecilere verilen ilaçların ödemelerinin düzelmediğini belirterek mültecilerin yükünü sadece eczacılar mı çekmeli diye sordu yapmış olduğu açıklamada. Ayrıca da çok önemli bir uyarıda bulundu. Özgün Sağar dedi ki yeni bir ilaç krizi kapıda, vatandaş hazır olsun. Diğer bir gazeteye geçelim, geldik Güney'e. Güney diyor ki devlet arazisini kiralayan şirket karettaların üreme alanı olan kumsala iş makinesi soktu. Vatandaş deniz kaplumbağalarının yumurta bırakma alanı olan kumsala şezlong bile koyamıyor. Tabiat parkını kiralayan turizm şirketi ise ağır iş makineleriyle sahile girdi. Gerekçe ise temizlik yapma. Mersin'de doğa katliamı yaşanıyor diyor. Hasan Küçük'ün özel haberi Güney Gazetesi'nde yer alıyor efendim. Güney'den geldiğimizde İMC'ye başlık şu: İMC'de söz düellosu diyor. Ve Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Burhanettin Kocamaz ve Büyükşehir Belediyesi MHP'li meclis üyesi Mahmut Tat'a değiniyor gazete. Ve şöyle kısaca aktaralım. Önceki gün Büyükşehir Belediye Meclisi'nde borçlanma yetkisi isteyen Başkan Vahap Seçer'e geçmiş dönemi denetlemesi şartıyla bu borçlanma yetkisi size verilmelidir diye şart getiren Mahmut Tat'a aynı anda meclisi izleyen Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Burhanettin Kocamaz sosyal medya üzerinden cevap verdi diyor. Sayın Kocamaz nasıl bir cevap veriyor? Kocamaz, seçim öncesi bana destek olmak için 300 bin Türk lirası para isteyen ve bizden yüz bulamayınca anında çark edip anında Hamit Bey'in yanında yer alan ve bugün meclis üyesi olan şahıs ver yansın ediyor diyor. Ve Mahmut Tat da kendisine cevap veriyor. İki isimin sosyal medya üzerinden resleşmesi İMC gazetesinde ayrıntılarıyla yer alıyor efendim. Diğer bir gazeteye geçiş yaptığımızda Çukurova gazetesi diyor ki farkındalık için yürüdüler diyor ve Erdemli ilçesinde gerçekleştirilen engelliler haftası dolayısıyla farkındalık yürüyüşünün ayrıntılarına geniş bir şekilde yer veriyor gazete. Akdeniz gazetesi bana acıma beni anla başlığını atıyor ve yine engelliler haftası kapsamında Erdemli'de özel eğitim alan öğrencilerin gerçekleştirdikleri farkındalık yürüyüşünün ve etkinliklerinin ayrıntılarına Akdeniz gazetesi de yer veriyor. Hakimiyet gazetesi diyor ki eczacılardan uyarı geldi, önlem alınsın, alınmazsa ilaç yokluğu başlayacak. Kurdaki, döviz kurundaki yükseliş ilaç sektörünü de vurdu diyor Mersin Eczacılar Odası Başkanı Özgün Sağar. Ve kendisinin bu konuda yapmış olduğu açıklamalar yer alıyor Hakimiyet gazetesinde efendim. Hakimiyetten diğer bir gazete Yeni Güney'e geçtiğimizde başlık şu: Türkiye ve Polonya arasında çevre ortaklığı projesi. Polonya'nın Lezno Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'ndan bir heyet Türkiye ve Polonya arasında çevre ortaklığı projesi kapsamında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Ziyarette Polonya'daki uygulama örneklerinin Mersin'de de uygulanabilirliği üzerinde konuşuldu diyor. Konu önemli bir konu. Ayrıntılar yer alıyor gazetede. Ve Mersin gazetesine geldiğimizde başlık şu: yapım bedeli 40 milyon lira. Mersin Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Çamsarı üniversitenin yatırımları hakkında bilgi verdi. Diş Hastanesi'nin projesi çizildi, hazır. İnşaat izni de alındı. Yakın bir zamanda inşaata başlanacak dedi. Ayrıca onkoloji hastanesi de 1-2 ay içerisinde bitiyor açıklamasını yaptı. Sayın Çamsarı'nın bu konuda vermiş olduğu bilgiler Mersin gazetesinde okuyucuya aktarılıyor. Ve diğer bir gazete Anamur Akdeniz Postası diyor ki Erasmus eğitimcileri Akdeniz İlkokulu'nu Anamur'da ziyaret etti. Anamur Akdeniz İlkokulu'nun dahil olduğu Erasmus projesi kapsamında Anamur ilçesine İspanya, Romanya, Estonya ve Bulgaristan'dan 24 öğretmen geldi ve Anamur'u ve Türk eğitim sistemini incelediler. Ayrıntılar Anamur Akdeniz Postası gazetesinde. Express, Tarsus Express gazetesi diyor ki
şöyle: Allah kimseyi kuru iftiraya uğratmasın. AK Parti ilçe başkanı Çetin'den iftiracılara suç duyurusu. AK Parti Tarsus ilçe başkanı Nevzat Çetin sosyal medyada hakkında şahsıyla ilgili ortaya atılan bir takım gerçek dışı ve mesnetsiz iddialarla ilgili suç duyurusunda bulundu. Ayrıntılar Tarsus Express gazetesinde ve Express gazetesi bu konuya yer veriyor. Diğer bir yerel gazetemiz Yeni Doğuş gazetesi, Tarsus Yeni Doğuş diyor ki Tarsus Üniversitesi'ne yeni bir merkez kurulacak. Tarsus Üniversitesi'ne sürekli eğitim, uygulama ve araştırma merkezinin kurulacağı bildirildi. Resmi gazetede yayımlandı, yürürlüğe girdi alınan bu karar. Ancak Tarsus Üniversitesi'nin hala yerleşke sorunu devam ediyor. Ve Bozyazı gazetesi diyor ki cinayetten farkı yok. Anamur'a bağlı mahallelerde kurulması planlanan mermer ocağına tepkiler dinmiyor. Anamur Ziraat Odası öncülüğünde bir araya gelen muhtarlar muz ve avokado üretim merkezine mermer ocağı açılmasının cinayetten farksız olduğunu ifade ettiler. Muhtarlar bölgeye mermer ocakları yapımına izin verilmemesini istediler diyor Bozyazı gazetesi efendim. Silifke Göksu gazetesi diyor ki engelliler Silifke'de hem güldürdü hem de duygulandırdı diyor. Silifke Kaymakamlığı himayesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün salonunda yapılan programda sahne alan özel eğitim öğrencilerinin gösterileri salonu dolduran izleyicileri hem güldürdü hem de duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu diyor gazete. Ve yerel gazetelerden Mutun Sesi gazetesine geldiğimizde şöyle bir başlık var. Meclise Türkçe tabela önerisi. CHP'li belediye meclis üyesi Mehmet Yıldız, Mut Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısında ilçe sınırları içerisindeki bütün tabelaların Türkçe yazılmasını, yabancı dille yazılanlarınsa Türkçe'ye çevrilmesini önerdi diyor. Bu konu sık sık gündeme geliyor Türkiye genelinde efendim. Ve diğer bir yerel gazete Mut'tan Haber gazetesi diyor ki Mut ilçesinde fırınlara Ramazan denetimi gerçekleştirildi. Ayrıca Mut ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunun ayrıntılarına da yer veriyor Mut'tan Haber gazetesi dedik. Ve yerel gazeteleri sona erdirdik. Günün makalesine bakacağız, sonra tekrar birlikteyiz. Abdullah Ayan, İnovatif Haber. Mersin'in ayağına gelen altın fırsat, Millet Bahçesi yapımının durdurulması. Tevfik Sırrı Gür Stadı'nın tapusu 2008'de beden terbiyesi tarafından TOKİ'ye devredilirken bu kentte kimse sesini çıkarmadı. 2008-2009'da defalarca konuyu kaleme aldım. Mersin'e damgasını vurmuş ve hafızalara kazınmış konumuyla deniz kenarındaki bu stadın korunması gerektiğini, kaldı ki kentin yeni stadyumlara ihtiyacı olmadığını dile getirirken de kimsenin kılı kıpırdamadı. O arada Akdeniz oyunlarını yetiştirilsin diye ortalama maliyetlerin hayli üstünde fiyatlarla yeni stadyum inşasına apar topar başlandı. Üstlenici firmanın iflasıyla bir başka, sonradan İstanbul Yeni Havalimanı da dahil pek çok projede karşımıza çıkacak üç büyük müteahhitten biriydi, firma işi bitirmek üzere davet edildi. Akıl almaz fiyat farkıyla iş ona verildi. Akdeniz oyunları yeni stadyumda yapıldı ama açılış dahil etkinlikler gezi olaylarıyla aynı günlere denk geldiği için Mersin ne o yeni stadyuma doğru dürüst gidebildi ne de etkinliklere kentin katılımı sağlanabildi. Derken stadyumun etkin olarak kullanılmasında en önemli lokomotif olan Mersin İdman Yurdu gözlerimizin önünde gün be gün eridi, sonunda da kaybolup gitti. Mersin İdman Yurdu olmayınca stadyumu kim ne yapsın? Şimdi otoban kenarında, ölüm sessizliğine bürünmüş bir halde, ne olacağını kimselerin de bilmediği bir halde duruyor onca milli servetin aktarıldığı tesis. Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'na gelince, TOKİ yeni stadyuma gömdüğü parayı çıkarmak için deniz kenarında ve kentin konum itibariyle en değerli arazisi sayılan Tevfik Sırrı Gür Stadyumu ile ilgili imar değişikliğini kent dinamiklerinden habersiz ve belediyeleri de devre dışı bırakarak doğrudan Şehircilik Bakanlığı'ndan geçirdi. 2012 itibariyle Tevfik Sırrı Gür arazisinin üstüne alışveriş kompleksi ve benzeri ticari alanlar kondurmak için hiçbir yasal engel kalmamıştı. Belediyelere sadece bilgi verilirken de bu garibanın kaleme aldığı uyarıcı makaleler ve Büyükşehir Kent Konseyi'nce yayınlanan bildiri dışında kimse parmağını oynatmadı.
Öneri olarak benzer süreci yaşayan Gaziantep'in eski stadı olan ve yenisi karşılığında tıpkı Mersin gibi TOKİ'ye devredilen Kamil Ocak Stadyumu için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin bulduğu çözümün Mersin içinde uygulanmasıydı. O çözümse kısaca eski stadyumun kent meydanı ve parkı yapılması amacıyla belediyeye devri karşılığında belediyenin de aynı miktar ve değerde bir başka araziyi TOKİ'ye vermesi karşılıklı bir takas işlemiydi. Süreç içinde takas gerçekleşmedi ama TOKİ'de ne Mersin ne Antep'te mülkiyeti kendisine geçen arazilere dokunmadı. Derken Erdoğan siyaseten sıkıştı. 24 Haziran 2018 seçim kampanyasında Millet Bahçeleri projesini ortaya attı. Buna göre TOKİ, elinde bulundurduğu veya uygun gördüğü kent alanlarına vatandaşın çay içeceği, yuvarlanacağı bahçeler yapacaktı. Tüm kentlerde uygun araziler bulmak için yola koyulan TOKİ, sıra Mersin'e geldiğinde fazla zorlanmadı. Tevfik Sırrı Gür Stadyumu arazisi nasılsa elinin altındaydı. 2018 sonunda ülkenin 7 ayrı kentinde yapılacak millet bahçeleri için çıkılan zemin ve temel etüt projeleri ihalesinde Mersin Tevfik Sırrı Gür arazisi de yer aldı. Buna göre 46.500 metrekare alan üzerinde 396 metrekarelik sosyal donatı mekanına sahip bahçe yapımı ihalesi 19.02.2019 günü yapılacaktı. Bu arada TOKİ üzerinde millet bahçesi yapılacak mevcut stadın yıkımına da başlattı. Tüm Mersinlilerin gözü önünde kentin 60 yıllık ortak hafızasında yer etmiş stadyumu kepçelerle birkaç gün içinde dümdüz edildi. Cılız birkaç sesin bari kapalı tribüne dokunmayın, o tribün bahçe yapmanıza engel değil, aksine çeşitli etkinliklerde işe bile yarayabilir önerisini duyan olmadı. Açıkçası başta kent konseyi olmak üzere kent dinamikleri de oralı olmadı. Ancak ihale günü yaklaşırken çok önemli bir gelişme yaşandı. Erdoğan iktidarının ekonomik kriz nedeniyle başlatılmamış tüm yatırımları durdurma kararına TOKİ de uydu. 11 Nisan günü stadyum arazisi üzerine yapılacak millet bahçesi ihalesini iptal etti. İyi mi oldu, kötü mü oldu derseniz Mersin için hayırlı oldu. Hayırlı oldu çünkü 50 dönümden küçük araziye yapılacak bir park Mersin'in yaralarına merhem olmaz ama konumu itibariyle Tevfik Sırrı Gür arazisi öylesine önemli ki geliştirilecek projeyle hem çok daha işlevsel hale getirilebilir hem de bugün üzerine ölü toprağa serpilmiş kent merkezinin canlandırılması amacıyla atılacak adımların mihenk taşı olabilir. Şimdi bir anlığına gözlerinizi kapatıp Müftü Deresi'nin denize ulaşan ağzından başlayarak 2-3 kilometre geriye doğru su sporları, yelkenliler vesaire amacıyla temizlenip düzenlendiğini, doğusundaki eski kışla o yakın elinde tuttuğu arazi, batısındaki Tevfik Sırrı Gür Stadyum alanı ve bölgenin önünde uzanan vakıf tesisleri, ordu evi, balıkçı barınağıyla birlikte bölgenin kapsamlı projeyle ele alındığını hayal edin. Buna balıkçı barınağı yerine yapılacak kruvaze rıhtımı ve çeşitli deniz ulaşım iskeleleriyle donatıldığını da düşündüğümüzde Mersin'in görünümü değişmekle kalmaz. Kentin batısına sıkışan gece yaşamı ve çeşitli etkinlikler anlamında inanılmaz bir yeni bölge doğar. Böylece bölgenin ayağa kaldırılması kentin zenginleşmesine sunacağı katkı yanında kendi kendini finanse edecek, hatta üstlenmesi halinde Büyükşehir Belediyesi'ne maddi gelir sağlayacak altın yumurtlayan önemli bir proje çıkar karşımıza. Zor mu? Kararlı bir irade ve vizyoner bakışla çok kolay. Önerdiğim boyutuyla projenin Mersin'e yapacağı katkıyı hayal edin. O hayalin heyecanı bile uyutmamalı kimseyi. intermersin.com'a da bakalım ve tabii site 7/24 güncelleniyor. Mersin'le ilgili gelişmelere en yakın haliyle yer veriyor. Şöyle bir haberimiz var. Yılın hemşire ve ebesine ödül verildi. Mersin'de yılın hemşire ve ebesi seçilen Tarsus Devlet Hastanesi Göz Çocuk Cerrahi Servisi hemşiresi Gülcan Gürsel Aksakal'la Mut Deveci Aile Sağlığı Merkezi ebesi Zahide Yılmaz ödüllerini Ankara'da bakanlıkta aldılar diyor haberimiz. Ayrıntılar intermersin.com'da. Ve ana sayfaya geri döndüğümüzde Strafor fabrikasında yangın haberini görüyoruz ki bugün sabah saatlerinde yaşandığı bu yangın haber bültenimizde de ayrıntılar yer alıyor. Sosyal medya hesaplarımızda da var. intermersin.com'da da yangınla ilgili durum yer alıyor. Ve şöyle bir haberimiz var ki haber bültenlerimizde yine aktardık. Berdan
Nehri'nde 46 yaşındaki bir erkeğe ait bir ceset bulundu. Ve cansız bedenin 46 yaşında bir kişiye ait olduğu belirlendi diyor. Ayrıntılar intermersin.com'da. Yine Berdan Nehri'ne serinlemek için giren 17 yaşındaki bir Suriyelinin hayatını kaybettiğine yönelik ayrıntı da yer alıyor intermersin.com'da. Ve siteden diğer haberlerimize göz attığımızda şöyle bir başlık görüyoruz değerli seyirciler. Eshab-ı Kehf mağarası ziyaretçi akınına uğruyor diyor ve ayrıntılar yer alıyor intermersin.com'da. Ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan'ın Mersin ziyareti ve temaslarıyla ilgili şehit aileleri ve gazilerle gerçekleştirdiği iftar programının ayrıntıları yer alıyor yine intermersin.com'da. Ve siteden ulaşabileceğimiz diğer haberlere baktığımızda şöyle bir başlık görüyoruz. Mersin'de plajlar temizleniyor. Mersin Büyükşehir Belediye ekipleri Mezit ilçesi Soli Pompei Polis'in batı kısmında yer alan plajdaki temizlik çalışmalarını tamamladı diyor haberimiz. Konunun ayrıntıları intermersin.com'da yer alıyor. Yine sitede ekonomiden, sosyal yaşama, spordan, sanat aktivitelerine kadar diğer bilgilerde geniş bir şekilde yer alıyor diyelim. Ve bugün de Intermersin'i burada noktalayalım. Ayrıntılar sosyal medya hesaplarımızda olacak. Bizde kalın, hoşça kalın. İç yapım.